Örnek veriyorum, ülkede zaten tarım yok, sanayi yok. Var ama eskisi gibi değil. Ekonomi düzen olsun. Hani biz böyle kabul etmiyoruz. Böyle olduğu zaman biz hani batıyoruz. Ekonomi bu şekilde kalkındırır. Asgari zam getirmek sadece bir şey ifade etmiyor. Halk andırma amaçlı olduğunu düşünüyorum. Kim memnun sence? Hiç kimse memnun değil. 46 yaşındayım. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Her şey pahalı diye ucuz insanların hiçbirine oy vermem. Ben AK Partiliyim. Ne anladım bu zamdan? Bu sadece siyasetten bir göz boyama, milleti kandırma. Açıklanan asgari ücretin insanlara olumlu etkisi ya da olumsuz etkisi mi oldu? Asgari ücretteki beklentiler neydi? Öneriler neydi? 8.30'dan sonra 8.30 olmasının hiçbir anlamı yok. Yani çünkü 8.30 olmasıyla beraber daha çok zam geliyor. Sebebi adam işçi çalıştırıyor. İşçi çalıştırıyor da bunun parasını ödeyecek. Parasını ödemek için daha fazla zam yapıyor. Yani 5 liraya sattığı malı, örnek veriyorum, günde 100 tane satıp 500 lira kazanıyorsa, bunu aylığa çevirip adamların ücretini yetiştiremezse malum zam yapar. Bunun sebebi de işte, örnek veriyorum, ülkede zaten tarım yok, sanayi yok. Var ama eskisi gibi değil. Yani mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemine baktığımız zaman o döneme bu döneme aynı da değil. O dönemin teknolojik yapısı da bu dönemle aynı değil ama o dönemin ekonomisi yine de bu dönemin ekonomisine göre daha iyi. Mesela sürekli örnek veriyorum, şuradan birisini çevirdim. %50 ihtimalle geçmiş örnek verir. Şu zamanda şöyleydik. Şu kuyruk vardı, bu kuyruk vardı. Ama o zamanlarda ambargo vardı. Mesela şu an ambargo diye bir şey yok. O dönemlerde savaş vardı. Örnek veriyorum, Kıbrıs Harekatı zamanlarında veyahut da 2. Dünya Savaşı zamanlarında ambargo vardı. Ekonomik sıkıntılarımız vardı. Ama bu dönemde öyle bir şey yok. Biz hatta bir ara Rusya'ya domates satarak paramızı ödemiştik. O derece bir tarım vardı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Benim asgari ücretten beklentim, evet, yani bu gibi bir fiyattı. 8.5-9.10 arası bir şeydi. Ama yine zam geldikten sonra değişen bir şey olmayacak. Ha 5.5, ha 8.5. Yine bir farkı yok. Allah yardım etsin hepimize. Ümüne AK Partiliyim ve her şeyden memnunum, evet. Her şey pahalı diye ucuz insanlara da oy vermem. Onu da bilmenizi istiyorum. Sonuna kadar, ölümüne kadar da AK Partili kalacak. Çünkü o Atatürk'ten sonra en büyük lider odur. Onun haricinde bir lider de tanımıyor. Sadece Tayyip diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Asgari ücret, evet, güzel bir sayıya geldi, fakat asgari ücrete zam geldikçe paramızın değeri düşüyor. Dolar artıyor ve diğer kurlar da artıyor ve bu şekilde malların üretimi, benzin, her şey artıyor ve her şeyde zam geliyor. Asgari ücrette dengeli bir şekilde ve bu kötü. Asgari ücrete zam gelmesi yerine genel bir üretime katkı yapılması gerekiyor. Fabrikalara yardım edilmesi gerekiyor, işçilere yardım edilmesi gerekiyor. Ekonomi bu şekilde kalkındırır. Asgari ücrete zam getirmek sadece bir şey ifade etmiyor. Halk andırma amaçlı olduğunu düşünüyorum. Benim beklediğim fiyat buydu da tabii tatmin etmiyor. Tatmin etmemesinin sebebi de şu: asgari ücret açıklandıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam ertesi gününde 600 kalem ürüne birden zam yapıldı. Kazandığımız para arttıkça bizim alım gücümüz düşüyor. Bugüne kadar İstanbul'dan hiç dışarı çıkmadım askerlik dışında. Dışında olan bir arkadaşım var, daha doğrusu aile dostumuz. Onların da bir çocukları var. Benimle aynı yaşta, çalışmıyor, okuyor. Her sene okulu bir ülkeye gönderiyor. Ailesiyle birlikte ayrıca yazın buraya geldiklerinde bir ay kadar kalıyorlar burada. Benim bir yılda kazanmaya çalıştığım parayı adamlar geliyor sadece tatil olarak burada yiyorlar. Kim memnun sence? Hiç kimse memnun değil. Fiyatlar yükseldikçe, asgari ücret isterse 50 bin lira olsun. Fiyatlar her gün böyle yükseldikçe önü geçilmesi tabii ki kötü yani. Kiralar aldı başını gitti. Yiyecek içecek aldı başını geçti. Yani 46 yaşındayım. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Hani daha önceki başbakanları, cumhurbaşkanlarını beğenmiyorduk. Şimdi onları arar olduk. O yüzden Allah bu milletin yardımcısı olsun. Sadece bu kadar diyorum gerçekten. Seçime gidilmesi lazım derim bence. Valla açıklanan asgari ücretten memnunum değilse memnun değilim. Ülkenin halinden bile memnun değilim. Niye memnun değilim? Şöyle baktığınız zaman milyonlarca insan aşağı yukarı gidip geliyor. Hiçbir kafede bir insan görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. 8.500 lira bugün bir asgari ücret. Sigara oldu 33 lira. Ne anladım bu zamdan? Bu sadece siyasetten bir göz boyama. Millet eşeğe çüş değilsen anlar, bir kere çamura girer bir daha girmez. Bu millet habire girer çıkmaz, girer çıkmaz. Bu millet bu. Peki. Vallahi bu. Alım gücüyle bu kıyas ettiğiniz zaman geçmiş yıllarla bugünkü hani iyi gibi görünen asgari ücretin yetersiz ve bakiyesiz olduğunu görürüz. Önerimiz batılı ülkelere gibi ya dövize endeksli yapacaksın, ama bunu da bu ülkede yapmak çok zor. Niye? Üretim yok. Bir şey satamayınca bir şey de ödeyemiyorsun. Bu da iyi yani. Sistemin tamamında değişiklik olsaydı yani. Parlamenter sistem. Yani çok akıllı sisteme geçilseydi. Tek akıllı değil. Şu anda ülke tek akılla yönetiliyor. Ulufe gibi o devirirse herkes kabul ediyor yani. Yani orantısız bir güç. Şimdi kiralar %100'ün üzerine artarken asgari ücret en altta kalıyor. Şimdi gidiyorsunuz bir ev kiralıyorsunuz değil mi? Ev kiraladığınız zaman 9 bin liradan 10 bin liradan başlıyor. Şey diyorlar, kırsal kesime gidin. Kırsal kesim dedikleri yer Esenyurt, Bağcılar, Güngören, bu tür yerlere. O tür yerlere gidip bakıyorsunuz, kiralar yükselmiş. Peki asgari ücret alan bu kirayı ödeyebilecek mi? Ve 2 tane 3 tane çocuğu olursa ödeyebilecek. Bu matematiksel yanlış bir hata yani. Bizim önerimiz yani doğru düzgün oturup uzlaşarak, bunları göz önünde bulundurarak, bir dışarı çıkıp halkla bir konuşarak yapsaydı belki ortasını bulabilirlerdi. Şu an öyle bir şey yok.
Vallahi çok güzel, bana göre çok güzel her şey. İyi, bayağı da yani günümüze göre bir artış oldu. İnşallah iyiye gider. Farklılık gördüm, ne bileyim, sadece artış bana biraz cazip geldi. Ama inşallah başbakanımız düzeltir inşallah her şeyi. Asgari ücretin bir kere şu anda yaşam koşullarının çok altında olduğunu hemen söylemem gerekiyor. Adil gelir paylaşımı şart. Yoksa onun dışında Türkiye'nin başka çıkış yolu yok. Herkes şimdi gelir zenginlerle fakirler arasında korkunç bir uçurum var. Toplumun %20'si gelirin %50'sini alıyor. Kalanı da diğer %50'sini alıyor. Türkiye'nin gerçeği bu. Yani bunu ben söylemiyorum, bunu istatistikler söylüyor. Her yıl olduğu gibi şaşırtıcı. Zaten beklemiyoruz. Yani hiçbir şey, iyi bir şey olacağını zaten kesinlikle inanmıyoruz. Ve bundan sonra da iyi bir şey olacak diye birileri inanıyorsa bunlar sadece belli bir kısım. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim bitti. Sadece zengine çalışılıyor. Bedeni ne olursa olsun sadece zengin için kazanması için çalışılıyor. Suudi Arabistan kazansın, Suriyeliler kazansın ama Türk halkı ölsün. Maaş alıyorum, 4000 lira kira veriyorum. Neyle geçineceğim, neyle yiyeceğim, ne içeceğim? 5 gündür çalışamıyorum, iş yok diyorlar. Tekstil firması ölmüş. Bizim biraz bize baksın, bize, emekliye baksın. Emekliyi sevindireceğim, emekliyi sevindireceğim. %5 yapmış, şey ya, sadaka veriyor sanki. Ben sadaka dağıtıyorum zaten. Olamaz, olamaz. Atatürk gibi olamaz onlar, olamaz. Az görünce 8500 oldu. Her şeye zam geldi. Ekmeğe zam, şuraya zam, buraya zam. Verdiği parayı ne yaptı? Marketlere dağıttı. Tekrar geri alıyor. Ne anladım ondan? Söylesin ne yaptı? Bak cebim boş. Bir simit alıp yiyemiyorum ben. Emekliyim, çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum. İş yok, iş yok, iş. Yani asgari ücret kim? 7 bin lira, 6 bin, 7 bin lira kira olmuş yani. Bu ev sahipleri çok vicdansız normalde. Hakikaten. Biz millet olarak vicdansızız vallahi. Elimize fırsat geçmesine. Habire çukurun içine gömüyoruz. Vallahi ben memnunum. Emeklimden de memnunum. Asgari ücretten de memnunum. Oğlum çalışıyor. Ondan evim var. Tranquilim ben. Ortam zaten. Bir dakika ya. CHP belediyesi var. Berbat. Şuraya bak ya. Şuraya bak. Anca burayı kaldırsın, yapsın. Masraf yapsın. Bir tane oturacak yer yok ya. Şuraya bak. Yaparlar, yaparlar. Yaparlar. Nalet olsun onlara. Neyi var? Adam durmadan artırıyor. Ne yapsın adam? Sen ben fırsatçıysam o ne yapsın? Tamam da hükümet ne yapsın? Burada 7,5 lira bulgur niye markette 15 lira? Marketçiye soracağım. Tamam da işte ben de onu soruyorum. Ha. Buğday tarlada 7,5 lira. İşte diyorum ya senden fırsatçıyız. Markette bulgur, en ucuz bulgur niye 15 lira? Ben onun işinden çıkamadım. Ha. Ablacığım konumuz o. Konumuz o ama. Asgari ücretle alakası yok. Konumuz o, konumuz o şu an. Geçim derdi. Geçim derdi. Geçim konumuz. Gayet değil. İki kişi benim hanım garibim evde çocuk bakıyor nasıl çalışsın? Evet.